Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben İlhan Usta. Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürekli çekim yaparım. Karşımda şu an iki çeşit BIMS var. Bu BIMS'lerin birisi gayet sağlam. Şu karşıdaki iki BIMS. Birisi de gayet zayıf. Ve bunların sağlam, zayıf olduğunu nasıl anlayacağız? Onu da üzerine suyu dökerek analizini yapacağız. Sağlam BIMS suyu geç emen, dışarıya geç bir şekilde suyu sızdıran BIMS'tir. Sağlıksız BIMS de gayet erken bir şekilde suyu emen, dışarıdan sızıntıyı yapan BIMS'tir. Bugün gene Fatih arkadaşımızla beraberiz. Fatih Bey sağ olsun bize bir tanıtım yapmak için davet etti. Ben de kırmadım kendisini. Fatih Bey merhaba. Merhabalar abi. Şimdi BIMS'lerin tanıtımını yapacağız. Evet. Senin kullandığın BIMS veyahut kullanmayacağın BIMS bize şöyle kısa detaylı bir şekilde izah ederek insanların anlayabileceği şekilde hani hangisi sağlam, hangisi zayıf, hangisini kullansınlar, hangisini kullanmasınlar diye bir fikir elde etmek istiyoruz. Ben kendim duvar ustasıyım. 17-18 senelik bir duvar ustasıyım. Ben bilincindeyim hangisinin sağlam olduğunu ama insanlarımız çeşitli yerlerde, Türkiye'nin, dünyanın her yerinde ev yapıyor, mandıra yapıyor vesaire buna benzer yerler yapıyor. Hangi BIMS'in kullanılacağına dahil insanlara bir bilgi verirseniz çok iyi olur. Evet, sizi dinliyoruz ve evet, izliyoruz. Evet. Bunun da analizini biz Sule yapacağız anladığım kadarıyla. Sizi bekliyorum. Evet. Şimdi BIMS'lerin markasını söylemek istemiyorum. Tamam. Özel kalsın istiyorum. Benim kullandığım BIMS bu BIMS. İlhan Usta. Tamam. Ben örnek olarak size iki tane BIMS aldım. Tamam. Herhangi bir satıcıda. Şimdi abi kullandığım BIMS yani kaliteli BIMS suyu döktüğün zaman bunları ben ikişer bardak su dökeceğim. Tamam. Suyu döktüğün zaman hangisi kaliteli hangisi kalitesiz olduğu zaten meydana çıkacak. Şimdi ben biliyorum sızıntıyı aşağı veren evet. Kalitesiz BIMS. Aynen. Ama numune olarak sizden de bir beklenti şimdi, istiyoruz. Suyu tez emen BIMS zaten tam sıkıştırmalı. Olmadığı için. Res baskılı. Aynen. Res baskılı. Bir de içindeki çimento miktarı az ponza, olduğu için. Ponza. Kullanılan evet. İlaç ponza. Ponza. Az ponza. Olduğu için suyu tez aşağıya veriyor. Evet. Ama diğeri su vermiyor aşağıya. Onu size. Bekliyoruz Fatih Bey. Onu size gözünüzün önünde göstereceğiz. Abi. Şöyle kameranın kadrajını da bir ayarlayayım. Su miktarını da gösterirsek çok iyi olur. Su miktarı. Bir bardak o. Bir bardak. Hızlı bir şekilde dökelim. Bir de öbürüne dökelim. Bir bardak. Birer bardak daha dökelim. Bir bardak. Evet. Bir bardak. Görüyorum. Evet arkadaşlar. Alt tabana verilen sızıntıyı gördük. Kalitenin meydana çıktığı an. İkisi de ikişer bardak hemdi. Ve bizim kaliteli dediğimiz BIMS daha halen altta sızıntı vermemiş. Şöyle örneğini veriyorum. Şu kalitesiz BIMS arkadaşlar. Sızıntıyı derhal dışarıya yansıttı. İkisi de birer bardaklık. Fatih Bey. Evet abi. Şöyle insanların görmesi için ben BIMS'in diğer tarafını da bir çekmek istiyorum. Buyurun. Herhangi bir hile olmadığına dair. Şu BIMS'in iç kısmı hiçbir temas yok. Şu da BIMS'in iç kısmı. İkisi de boş. Arkadaşlar, kaliteli ile kalitesiz BIMS'in arasındaki fark bu. Bu sızıntıyı vermeyen BIMS gayet sağlıklı, gayet kaliteli. Bu dışarıya verilen su gayet kalitesiz olduğunu gösteriyor.
Ve bunun tanıtımını da Fatih Bey ile biz yaptık. Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fatih Bey. Buyur abi. Benim çekimim bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Allah herkese güç, kuvvet, önce helal rızk nasip etsin. Benim diyebileceğim bu kadar. Sizden ricam kanalıma abone olun. Bu tür takipleri ben istiyorum. Ve sizin açınıza bu paylaşımlarım. Kolay gelsin Fatih Bey. Tamam, teşekkürler.